Otomatik Portakal, Antonio Burgess'ın 1962'de yayınlanan romanıdır. Kasvetli bir distopik İngiltere'de geçen bu kitap, anormal davranışları nedeniyle devlet destekli psikolojik rehabilitasyona giren genç bir suçlunun birinci şahıs anlatımıdır. Roman, insanlığın mükemmelleştirebilirliği veya düzeltememezliğine ilişkin karşıt modellere dayanan aşırı politik sistemlere hicvediyor. Burgess tarafından kısmen Rusça kelimelerin uyarlanmasıyla icat edilen fütürist bir argo kelime doğarcığıyla yazılmış, onun en özgün ve en bilinen eseridir. 15 yaşında bir çocuk olan Alex, Dim, Pate ve George adlı 4 gençten oluşan bir sokak çetesinin lideridir. Gündüzleri gayet çok normal bir şekilde okula giden, akşamları ise kötü suçlar işleyen bir çocuktur. İşlediği suçlardan bazıları ise dilenciyi öldüresiye dövmek, bir kadının evini basmak ve ülkesindeki önemli yazarlardan birinin eşine tecavüz etmek ve daha kötüsü cinayettir. Çetenin kendi aralarında kullandıkları Rusça sözcüklerden oluşan jargonları da vardır. Bu dile Natsat demektedirler. Eğer serseriler kötülük yapıyorsa bu onların tercihidir. Ben kötülüğü yeğleyenler arasındayım diyen Alex kötü olmayı seçmiştir. Nasıl da güzel gidiyordu. İnsan bu arabadayken içinde hoş bir titreşim hissediyordu. Kısa süre sonra etrafımız ağaçlar ve karanlıkla kaplandı kardeşlerim. Kırsal kesimin koyu karanlığıyla. Yine bir gece Alex ve arkadaşlarının kötülük yapmak için dışarı çıktığı bir gecede Otomatik Portakal adlı bir roman yazmakta olan bir yazarın evine gidip evini dağıtırlar. Ortalığı kırıp döktükleri gibi karısının da ırzına geçerler. Başka bir sefer de yaşlı bir kadının kedileriyle dolu evine girerler ve ona direnen yaşlı kadını öldürürler.
Biz biraz yorgun, biraz bitkindik ve canımız sıkkındı. Zira bu gece bir miktar enerji harcamamız gerekmişti sevgili kardeşlerim. Biz de arabadan kurtulduk ve gece bir tek daha atmak için Korova'ya gittik. Ne haber Lucy? Bu gece bayağı hareketliydi. Biz de çok çalıştık hani. Şimdi izninle lütfen. Köşedeki televizyon kanalından gelen yönetici tipler de vardı. Sohbet edip giriyorlardı. Çıtır etrafa gülücükler dağıtıyor ve dünyayı hiç de umursamıyordu. Sonra birdenbire pikaptaki plak duruverdi. Ve bir sonraki plak yerine oturuncaya kadar geçen o kısa sessizlikte kadın birdenbire şarkı söylemeye başladı. Ve sanki bir an için kardeşlerim müthiş bir kuş uçup süt barına girmiş gibi hissettim. Ve işte o anda vücudumdaki tüylerin hepsi diken diken oldu ve sonra da sırtımda kertenkeleler dolaşıyormuş gibi bir ürperme hissettim. Kadının ne söylediğini biliyordum. Evet, çok iyi biliyordum. Ludwig van'ın o muazzam 9. senfonisinden bir bölüm söyledi. Bir gece barda otururlarken çetelerinin en güçlü, en iri, aynı zamanda en aptal üyesi Dim ile Alex arasında çok basit bir konu tartışma konusu çıkar. Alex Dim'e çok sert davranır. Çetenin diğer üyeleri Alex liderleri olduğu için pek bir şey söylemezler. Ancak Dim'e gereksiz bir yere çıkışmasından da rahatsız olurlar. Ertesi günlerde yine çete işleri yaparlarken Alex bazı şeylerin değiştiğini fark eder. Otoritesi artık sarsılmıştır. Bir gece Pete bir fikir ortaya atar. Kedileriyle yaşayan yaşlı ve yalnız bir kadının evine girip evindeki altın, gümüş ve antikalara çalacak, daha sonra da bunları kara borsada satacaklardır. Bunu daha önce hiç yapmadıklarından Alex pek benimsemez. Ama Dim'le yaşadıkları olaydan sonra pek karşı çıkmak istemez ve kabul eder. Evin önüne gittiklerinde Alex pencereden içeri girerek yaşlı kadını etkisiz hale getirmeye çalışır. Fakat önceden hazırlıklı olan kadının direnmesini önlemek o kadar da kolay olmayacaktır. Kadının kedileri Alex'in üstüne atlar. O da o arada bir vazoyla kadının kafasına vurur. Kadın ölmüştür. Ölmüştür ölmesine ama önceden polisi çağırmıştır. Polis geldiğinde çete arkadaşları Alex'i satmaya önceden hazırdır zaten. Her şeyin Alex'in fikri olduğunu, kadını onun öldürdüğünü söylerler. Böylece Alex tutuklanır ve tam 14 yıl hapis cezası alır.
Daha yüksek. Terbiye olmamıştım. Hem de 2 senedir bu cehennem çukuru ve insanların tutulduğu hayvanat bahçesinde olmama rağmen. Gaddar gardiyanlardan tekmeler, yumruklar yiyordum ve suçlularla ve hikaye anlatıcımız gibi çekici olan genç erkekleri görünce saryalarına kadar sabıklar ve dönüşüyorlar. Hapishane rahibine pazar ayini sırasında yardımcı olmak benim görevimdi. O da huysuz, iri kıyım götün tekiydi ama çok genç olduğum için olsa gerek beni pek bir severdi. Tabii bir de kutsal kitaba ilgi duyduğum için herhalde. Islah etme adı verilen yeni bir yöntem bulmuşlardır ve olayın olduğu hücrenin yanına ulaştıklarında Alex'i işaret ederler. Bu yöntemi ilk olarak üstünde deneyebileceklerini söylerler. Her şey yolunda giderse Alex 2 hafta içinde özgürlüğüne kavuşabilecektir. Tabii bunu seve seve kabul eder. Suçluları yeniden topluma kazandırma projesiyle Ludovico adlı bir laboratuvar çalışmasına tabi tutularak kişilikleri düzeltilecektir. Alex bu çalışmanın kobayı seçilmiştir. Burada herkes ona çok iyi davranmaktadır. Hapiste gardiyanların yaptığı gibi kimse dövüp sövmemekte, aksine tatlılıkla konuşmaktadır. Onu çok yeni ve güzel bir pijama takımı verirler ve küçük temiz bir odaya götürürler. Burası artık onun odası olacaktır. Ertesi sabah işin iç yüzü ortaya çıkar. Onu kötü bir insan olmaktan kurtaracak, iyilik yapmasını sağlayacak denen ıslah yöntemi tam bir işkencedir. Bu çalışmanın seanslarında Alex'e şiddet dolu filmler izlettirilip, fiziki işkenceye maruz bırakılıp, acılar çektirirler. En sonunda Alex aklından kötülük geçtiği anda kusacak ve acılar çekecek hale getirilir. Bu yöntemle tedavi edilen Alex artık kötülüğü düşünmeyecek hale gelmiş olur. Ama Beethoven müziğini duyduğu anda kendisine seyrettirilen Nazi soykırım filmlerine dehşet dolu sahnelerini yaşamaya başlar. Böylece kişiliği değişen Alex bir kuklaya dönüşmüştür.
artık en çok sevdiği Beethoven'dan ve müzikten de olmuştur. Tedavi sonrasında kayıtlara iyileşmiş olduğu yazılıp salıverilir. Artık şiddet uygulama isteği olduğunda tuhaf bir hastalığa tutulmakta. Bu yüzden de istemeden de olsa herkese iyi davranmaktadır. Alex hapisten çıkınca ilk iş olarak eve gider. Evde annesi ve babasının bir yabancıyla kahvaltı ettiğini görür ve çok üzülür. Çünkü artık onun odasını başka bir yabancıya kiralamışlardır. Bu yüzden evini terk eder. Alex kütüphaneye gider. Orada kötülük yaptığı bir adamla karşılaşır. Adam bunu görünce tartaklamaya başlar. Ama Alex asla tepki vermez. Polisi çağırır ve bir süre sonra iki polis de çıka gelir. Polisler eskiden tanıdığı eski çete arkadaşı birisi Dim, diğerisi de eski düşmanıdır. Bu ikisi Alex'i alır, ormana götürür ve öldüresiye döver. Alex'i kaldığı hastanede tedavi ederler. Artık şiddete tepki vermemektedir. Eski günlerine geri dönebileceğine inanır ve yeniden çete kurar. Bir akşam Alex yeni çetesiyle katkılı süt içerken canı sıkılır ve arkadaşlarından ayrılıp yürümeye başlar. Canı çay istemektedir. Oldukça sıradan insanların oturup sohbet ettiği bir mekana girer ve kendine çay söyler. Oturmak için yer ararken arkadaşı Pete ile karşılaşır. Bir bayanla oturmuş kahve içmektedir Pete. Alex'i gördüğünde çok mutlu olur ve sohbet etmeye başlarlar. Pete yanındaki bayanın karısı olduğunu söyleyince Alex buna çok şaşırır. Pete evlenebileceğini hiç düşünmemektedir. Evine döndüğünde kendisini yeni bir his karşılar. Alex artık baba olmak istemektedir. Tabii bunun için bir eşe ihtiyaç vardır. Alex artık büyümüştür.